Önceki albümlerimi referans alıyorum ben işte o yüzden. Meryem anlayabiliyor musun bizim konuşmaları? Evet. Valla anlıyor musun? Vallahi. Yani çok yani evet sen çok hızlı konuşuyorsun. Hızlı konuşuyor. Evet. Ama bunu da yavaş konuştuk mu program bitti. Hayır evet sen ne istediğini yap. Ben sadece oturuyorum. Tamam. Sen sadece oturuyorsun. Tabii. Anlamadığın problem yerde yok. Anlamadığın yerde. Allah'ını seversen sor ya bana. Ya öyle de diye yani. Ay seni seviyorum. Şekermiş. Baba sen izliyor musun? İzliyor musun ekibi? Ha, Muhteşem Yüzyıl'ı. Müthiş bir. Ne hoşuna gidiyor içinde ya da ne dikkatini çekiyor en son? Neye takılıyorsun? Ya ben Halit abiyle de konuştuk. Tarihi öğrenmemiz, bilmemiz ve dikkati çekmesi açısından Muhteşem Yüzyıl. Ne öğrendin bence abi Muhteşem Yüzyıl'ın içinden? Tarihi anlamda ne öğrendin? Allah'ını seversen sen söyle. Ben zaten Süleyman ve yani Osmanlı tarihi hakkında çok şey biliyorum. Evet. Ama bilmeyen çok insan olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemiştim biraz önce. Amerikan tarihinin her şeyini, incini cincini. Bilimlerden bayağı öğrendik. Evet, incini cincini biliyoruz ve bu anlamda bence Muhteşem Yüzyıl muhteşem bir proje. O yani. Zaman Muhteşem Yüzyıl'ın bu anlamda iyi olmasından dolayı öncelikle bence ilk alkışı sevgili Meral Okay'a, senaryoyu kesinlikle yazan Meral evet. Okay'a gönderelim. Çünkü çok acayip bir kadın. Yani evet. Onun matematik yapıyor. Matematik yapıyor. Sen Meral'le tanışıyor musun yoksa senaryodan mı biliyorsun o matematiği yaptığını? Nasıl anladın o matematiği yaptığını? Hayır, senaryodan tabii ki Meral tanıyorum. Evet. Ama senaryodan belli o matematik yapıyor. Matematik. Çünkü bu dramaturgi dramatoloji. Dramatoloji. Çok teşekkürler. Ya herkes böyle benim hocam gibi. Dramatolojiyi biliyor. Dramatoloji evet yani. Sen böyle bir dizinin içine bir şey yanlış yönlendiriyorsun. Dramaturji. Arkadaş, yanlış mı dedin bana? Dramatoloji. Bilmiyor, salla işte. Daha benim ne mağdurum var. Halit de böyle yanlış yönlendiriyorsun. Doğrusu dramaturji. Ben lo'yu söyleyemiyorum. Aman boşver. Salla. Buralardan bize ekmek çıkmaz anlaşıldı ya. Selma'cığım sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşte böyle Selma ne yapacaksın? Keyfin yerinde mi? Böyle bir gizinin içine düşeceğini, böyle bir şey çıkacağını altından tahmin ediyor muydun? Ne oldu? Girdin işin içine çıkınca iş acayip bir şey çıktı. İyi bir şey olacağını çok tahmin ediyordum. Ama bu kadar sevileceğini çok kestiremedik kendi galiba. Kendi rolün için ne söylüyorsun? Kafandaki rol tamamen istediğin rol çıktı mı ortaya? Yani Hatice Sultan gerçekten de kafandaki... Kim istedi Hatice Sultan'ın böyle olmasını aslında? Bu şey mi? Meral Okay'ın böyle oynamalısın dediği bir şey mi? Senin ben böyle oynamalıyım dediğin bir şey. Galiba %50 öyle bir şeyler çıkıyor. Ama çok değişime çünkü açık bir karakter. Çünkü şunun için merak ediyoruz. Mesut Yar bu diziyle ilgili bir sürü yazı yazmış. Yazıların içinde iyileri de var, eleştirileri de var. Bir sürü şey var bunlarla ilgili. Dönem dizisi yapıyorsunuz. Yaptığınız dönem dizisi de bugün Türkiye'de 1970'lerin dekorlarını mahalle aralarında bulabilirsiniz. 60'ları da bulursunuz. Hadi o 40'ları 30'ları da bulursunuz. Dekoru bulmanız zor. Yani Türkiye'de ancak saraylarda falan filan işte biraz bir şey bulursanız bulursunuz. Kostümünü tutturmanız lazım, dekoru tutturmanız lazım, dili tutturmanız lazım. Oyunculuğu tutturmanız lazım. Mesela şimdi sana soracağım Halit. Sultan Süleyman'ı oynuyorsun. Biz Sultan Süleyman'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim'i, diğer padişahları tarih kitaplarından, savaşlarından bildiğimiz kadar biliyoruz. Ne yer, ne oturur, nasıl kalkar, etrafıyla arası nasıldı, sohbeti nasıldı çok fazla bunlar verilmiyor. Bütün bu bilinmemezliklere karşın sen bir tane Kanuni Sultan Süleyman çıkarttın, koydun karşımıza ve artık biz Kanuni Sultan Süleyman'ı senin dilinden izliyoruz ve senin dilinden kabul ediyoruz. Doğru mu? Bütün öyle bunların oldu. Kararını sana da sorayım. Kim verdi? Bu kimin Kanuni Sultan Süleyman'ı? Bu aslında her karakter için aynı şey geçerli. Sonuçta bizim ortaya koyduğumuz şey üzerine yönetmenlerimizin, yazarımızın ve yeri geldiğinde sanat yönetmeninin katkılarıyla oluşmuş karakterler bunlar. Evet. Çünkü dediğin gibi hiçbir tarih kitabında nasıl bakar, nasıl oturur, sohbetini nasıl yapar, ne yer, ne içer, hiçbir şey yazmıyor. Aynen. Yani mesela tarihçilere biz soruyorduk. İlk başta en önemli şey hünkârın huzuruna geliniyor ve selam veriliyor. Herkes selam verirler. Peki bu selam nasıldır? Evet, nasıldır yani? Doğru.
kimse bilmiyor. Nasıl yerlere kadar mı eğiliyorlar? Kadınlar geldiğinde nasıl selam veriyor? Bunlar hiçbiri bilmiyordu. Dolayısıyla aslında bu dil yönetmenlerimizle Yağmur'la Durul'la beraber sette oluşturuldu. Set öncesinde ve sette oluşturuldu. Hı hı. Yani zaten en zor kısmı o. Biz hepimiz tarihi didaktik bilgiye sahibiz. Ama onun nasıl yaşandığı ve nasıl oluştuğuyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Evet, onun için de oldukça riskli bir aslında evet. dizi. Doğru mu? Yani evet, bir tarih tabii. dizisi yapmak oldukça riskli bir şey yani. Evet. Bıçak bunu, ha, bıçak, sen biraz ne diyorsun bir Mesut şey. Dizi için? Halit'e evet. katılıyorum şimdi. Bir dönem dizisi çekiyorsunuz ve hani sonuçta tarih yazanların elinde belirlenen bir şey tarih. Evet. Meral Hanım'ın işi acayip zor. Yani çünkü bu işi kafadan bir kurgu olarak belirlediler. Dediler ki bu bir kurgu ve bunu inandırana kadar belki 6-7 bölüm geçti. Bu bir tarih anlatıcılığı değil, bir kurgu. Doğrudur çünkü arkeolog olduğum için Homeros, Troya Savaşı'nda hangi kralın, hangi krala, hangi şeyle, açıyla kılıç vurduğunu anlatır. Anlatır. Yani çünkü bu böyle resmedilmiştir Troya Savaşı. Şeyde de tabii ki Osmanlı tarihinde de bu. Var resmedilme hali var. Tabii. Ve bunun üzerine çok tartışıldı. Fakat mesele o değil. Mesele televizyona yaptığınız bir işin ne kadar hakikat olduğu. Şimdi elbette çok benim eleştirdiğim yerler oluyor. Ama şunu düşünüyorum. Yani 110 dakika, biz 90 diyoruz ama aslında 110. Hani kırpılan yerlerde. 110 dakika deli gibi bir şey çıkartılıyor ortaya. Bir iki tane hata yapsınlar. Anlatıcılıkta da yapsınlar. Zamanda da hata yapsınlar ama şöyle bir şey var. Yani biz hiç Osmanlı tarihine gidememiştik. İyi bir yerdeyiz. Yani Kanuni'ye kadar gittik ve iyi bir yerdeyiz ve ben hakikaten merak ediyorum. Hani o tarihi bilmeme rağmen bir sonraki bölümün ne olacağını merak ediyorum. O yüzden bence alkışlanacak bir iş. Ama televizyon eleştirmeni olarak görevimizi yapacağız. Orada işte mesela sarayda bir şey gördüysek onu yazacağız. Bu da bir şey mi? Evet, sen yani. Biraz bu dizinin içindeki hataları, insanlar bizde hata yakalamayı da severler. Bak orada şu kullanılıyor mu, burada bu kullanılıyor mu, aa bak şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Bu hatalardan biz de bulduk. Buyurun. Diziyi iyice izlediğimizde enteresan hatalara denk gelebiliyorsunuz gerçekten de. Bugün kullanılan bazı şeyler dizide ne yazık ki aralarda geçmiş ve sizler de bunu fark edememişsiniz. Meryem'ciğim. Ne söylemek istiyorsun şimdi? Evet. Şimdi sizin dizideki bugünkü kullanılan bazı malzemeleri kullanmak durumunda kalmışsınız yanlışlıkla. Hazır mı VTR'miz? Evet, onları bir izleyelim. Muhteşem yüzyılın içindeki ufak tefek hataları. Bu mektubun cevabını geciktirmeyelim. Yaz Cevri Çelebi. Hükümet ve emirlik sahibi Şeyh Haydaroğlu İsmail Es-Safevi. Öyle görülüyor ki Yüce İslam dininin büyük zaferi sana eski geleneklerin gerektirdiği şekilde ulaştırılmış. Bu mektupla tarafınıza yazılmıştır. Gel otur şöyle. Yaz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden olma. Hatice Sultan'a, Vezir-i Azam, Pir-i Mehmet Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi'yi namzet tayin ettim. Hünkârım, bu menzilden dönmeyeceğim. Çünkü yüce sarayınızda bulunduğum her an benim için artık tarifi imkansız bir keder vesilesidir. Hatice Sultan'a duyduğum derin hürmet ve alaka beni çaresiz kılmıştır. Hatice Sultan. Ay Gülfem, sen miydin? Bak dinle. İbrahim Çelebi. Alexandra, kim bu Rus cariyenin hocası? Ona biraz hürmet ve terbiye dersi versin. Bak şuna su. Gel gel. Gel gel. Yukarıda balar nasıl matrakçı? İyi iyi. Bas bak. Donanma boğaza çıktı. Haliç'ten top arabaları Sarayburnu'na yola koyuldular. Sultan Süleyman'ı bekliyorlar yeni sefere çıkmak için. Yeniçeri ortalar et meydanında toplanıyor bak. Matrakçıya benden şerbet getirin. Ay yaşa.
Oh dude.